Ay gördün diyelim, azapları gördün diyelim, öyle bir şans yok da yalvardın, yalvardın, yakardın, gözyaşları döktün, tövbe ettin. Rabbim bir şans daha dedin ya, Rabbim de sana tamam kulum, aha sana bir şans daha verdim dedi, tak, aha şu an oturduğumuz yere hepimizi gönderdi. Şu an gönderdi bizi, ölmüştük ama şu an bizi gönderdi. Tamam, gerçekten ölsen bu şansı vermeyecek sana. İşte diyor Allah dostu, bugünü o gün bil diyor, o şansın sana verildiği gün bil. Şu dakikadan itibaren öyle yaşamaya başla diyor. Eğer gerçekten ölürsen bu şansı sana kimse vermeyecek. Dünya pazarına geldin. Elin boş gittiysen çok eyvah dersin diyor. Şöyle bir düşün yani çoluk çocuk annemizden babamızdan pazara gitmişliğimiz var. Hangi pazara gittin de bir elin boş döndün bir şey almadan döndün kurban. Bir şey pazara gidip de bir şey almadan dönsen ya mahallendeki onun neye gittin de niye almadan geldin demez mi sana? Yani amacın neydi demez mi sana? Peki ben soruyorum şimdi size. Bizi dünya pazarına Allah-u Teala gönderdi mi kardeş? Gönderdi. Peki biz bu dünya pazarından eli boş gidersek Allah-u Teala'ya nasıl hesap vereceğiz? İşe bir de şöyle bakın yani. Allah-u Teala'ya hesap vereceğiz diyoruz ya kurban. Lan Allah-u Teala sana hiçbir azap vermese, seni cehenneme atmasa, sana hiçbir şey yapmasa, bu dünyada Allah demeden geçirmişsin, oraya gelmişsin. Rabbinin cemaline nasıl bakacaksın ya? Orada o cemale bakamamanın veyahut da orada Rabbimin karşısında durmanın sana vereceği acı belki cehennem acısından bile büyük olacak ya. Niye o Rab bizim Rabbimiz ya? Ya bir düşünsene şöyle biz ulan şu dünyada Allah-u Teala'nın istediğini yapsak da her türlü nimetimizi veriyor, yapmasak da veriyor. Bizim öyle bir Rabbimiz var ki bize ondan daha fazla merhamet gösteren ve rahmet nazarıyla bakan hiç kimse yok. Annemiz babamız bile Rabbim yani bir şey de diyor ki zaten düşün ki diyor annen seni çok seviyor. Ama diyor senin annenin sevgisi diyor Rabbinin sana olan sevgisinin yanında diyor bir zerre bile olamaz diyor. Yani Rabbinin sevgisini bir okyanus düşün. Annenin sevgisini bir damla düşün. E şimdi damla nere, okyanus nere değil mi kardeşim? Seni böyle seven bir Rabbim var. E bu Rabbe yakışır biz ne yapıyoruz? Nasıl gidiyoruz yani? Ha gidemiyor muyuz? Gidenlerle gidelim. Gidenleri sevelim. Seveni diyor. Ya bugün İbrahim bin Ethem Hazretleri eğer yanılmıyorsam yoksa da başka bir Allah dostuydu da hadis veyahut da ayet olmadığından dolayı sıkıntı yok. Burada farklı diyebilin. Bugün diyor ki Cebrail Aleyhisselam gökten böyle